Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size çok güzel bir video hazırladım. Çünkü sizi aç kalmaktan kurtaracağım. Karnınızı doyuracağım. Ya, tabii ki de iftar yemeği vermeyeceğim ama artık aç kalmanızın ne kadar saçma bir şey olduğunu size göstereceğim. Video başlamadan önce hemen bu videonun altında beğen butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Abone olmayı ve zile basıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Aklınızı resetleyin, beni dinleyin ve beni dinledikten sonra lütfen yemek yemeye başlayın. Yemek yemeye başlayın çünkü yemeniz gerekiyor. Sadece doğru şeyleri yemeniz gerekiyor. Adamın biri çıkıyor, diyor ki bu dingil. Dingil diyorum çünkü herhangi bir eğitimi olmadan uzmanmış gibi insanları yönlendiren, bu insanları kendine inandıran kişi dingildir arkadaşlar. Dingildir. Vasıfsız garip insanlar çıkar, aç bırakacaksın kardeşim kendini. Yemeyeceksin kardeşim, birazcık da yürüyeceksin. Yani bu tipleri her zaman görürsünüz. Kahveye gittiğinizde teknik direktördür, Fatih Terim'e küfür eder. Ya sen ne biliyorsun, al sana şunu falan diye. Emrak Baba'yı çıkartıyorsun, son 20 dakika alıyorsun. Böyle tipler her zaman vardır. Ya da gidin yani şurada bir inşaat yıkım çalışmasına, oradaki mühendislere akıl veren, babacım bak orada bir çatlak var. Beni dinle, 15 senedir burada oturuyorum. Onu aldın mı baba? 2 ay sonra gel. Benim yanıma. Hep böyle tipler göreceksiniz. Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu. Buyur baba. Sen ya medyasın ya emniyetin. Spor konusunda da, beslenme konusunda da bu tipler var. İnsanlar buna inandığı zaman ben çok üzülüyorum. Sonra moralim bozuluyor ve onlara tekvando yapmak istiyorum. Tekvando yapmak istiyorum ama yapamıyorum çünkü yapmasını bilmiyorum. Sayın tekvando hocam başlayın, evet. Başlayın hocam. Helal sana. Hayt be, alkışlar. İşin doğrusu şudur. Arkadaşlar, bir kere kendinizi aç bıraktığınız zaman metabolizmanız yavaşlar. Niye kendinize bu eziyeti yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Sebebi neydi ki? Neydi ki sebebi? Hiç gerek yok buna. İncinirsiniz. Bas şu kornaya. Kızım taşların üstünden gidiyorsun. Taşlardan gideceğim. Lanet olsun. Niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan sebebi geçiyor. Neydi ki? Neyi ne zaman yiyeceğinizi belirleyeceksiniz. Ya da hangi gıdaları tüketeceğinizi belirleyeceksiniz. Bunu belirleyen ilk etkense eve sadece yemeniz gerekenleri almanızdır. Şimdi sabah kahvaltıda kalktınız, yumurtanızı yiyeceksiniz. Birazcık zeytin, işte yeşillik vesaire. Bir dilim kepek ekmeği koydunuz. Her şey çok güzel. Oradan biri çıkartıyor, Nutella getiriyor, masaya koyuyor. Bu Nutella ne? Ben ismini bile söyleyemiyorum. Elim ayağım titriyor Nutella deyince, benim de biraz zaafım var da. Bu Nutella'yı masaya koyduğunuzda buna sabredebilecek insan türü çok azdır. Çok azdır. Ben sabredemem, açık açık söylüyorum. Bu konuda iradesizim. Önüme koyarlarsa yani sabredersem bile kendime zarar veririm. Kollarımı jiletlerim falan, bilmiyorum. Bir şekilde başka bir acıyla bu acıyı bastırırım. O yüzden bunu eve almamanız lazım. Bakın bu evde kesinlikle Nutella falan yok. Nutella'yı kaldır. Diyor ki ya çok basit kardeşim, yemeyeceksin işte. Ya dingil, neden yemiyor bu adam? Manyak mı? Oruç mu tutuyor? Niye yemeyecek bu adam? Bu adam akşam şöyle otursa evine, birazcık tavuk haşlasa ya da ızgaraya tavuk atsa, hindi atsa, et atsa, balık atsa, artık her neyse. Somon balığı diyelim, son zamanlarda çok yiyorum. Somon ne ya? Şey balığı. Bir insan kalori almadan düşük kaloriyle nasıl kilo alabilir? Neden kendini aç bıraksın? Bu birinci saçmalık. İkinci saçmalığa gelince, kan dolaşımı neden hızlı olur arkadaşlar? İçine bir şey karıştığında bu kana karışır ve kan bunu gerekli yerlere dağıtmak için yola çıkar. Hızlanır. İçeride hummalı bir çalışma başlar. Bir efor sarf edilir. Sadece yürümek, koşmak değildir kalori harcamak. İçeride iç organlarınızın çalışma sistemi de var. Bak sinirden kol kaslarımı sıkıyorum. Görüyor musunuz? Bu içerideki çalışma da size kalori harcatıyor. Ve kan dolaşımının hızlı olması sizin metabolizmanızın daha süratli bir hale gelmesini sağlıyor. Yemek yemediğiniz zaman ne oluyor? Tam tersi oluyor. Tam tersi olursa kilo veremezsiniz arkadaşlar. Sizin yediklerinizden çok metabolizma hızınız sizin görüntünüzü belirler. Hiç mi görmediniz etrafınızda? Ben hiçbir şey yemiyorum, o her şeyi yiyor ama çok zayıf. Neden? Ben buradan ateşlere sesleniyorum. Ananıza babanıza inandığınız kadar Allah'a da inanın. Çünkü metabolizması hızlı. Metabolizma nasıl hızlı olur? Erken kalkarsın, gün içinde bol su içersin, spor yaparsın, az az ve sık sık yemek yersin. Bir öğünde kendini şişirecek kadar yemezsin, sindirebileceğin kadar. Tam doymadan, yani midenin 3'te 2'si dolduğunda sofradan kalkarsın. Sen ona istediklerini vereceksin, win-win. O da sana istediklerini verecek. o vücudunu doyuracaksın. Niye aç bırakıyorsun? Yarın podyuma çıkacaksın, mide pozu vereceksin de karnının boş olması mı lazım? Bakın ben 6 öğün yemek yiyorum ve ben yediğim yemeği göstersem size kilo alma döneminde sanarsınız beni. Ha, ben Totom'a güveniyorum. Niye Totom'a güveniyorum? Çünkü ben günde çift antrenman yapıyorum, sert antrenman yapıyorum, 5 litre su içiyorum. Sabah 6-6.30'da kalkarım, kardiyomu yaparım aç karnına, ardından kahvaltımı yaparım. Güne devam ederim. Akşam olduğu zaman da bokunu çıkarmadan yatağa girer yatarım.